İzler devre arasında yayındayız. Herkes nefesini tuttu. İlk 45 dakikayı öyle bir seyretti ki ve e, son derece ilginç skorlar var. Şimdi e, bir yandan lider Beşiktaş kendi sahasında Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride gidiyor. Öte yanda Kadıköy'de Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor karşısında soyunma odasına 1-0 geride gidiyor. Ve deplasmanda Galatasaray ligden düşmesi kesinleşen Denizli Spor karşısında 2-0 önde tamamladı ilk yarıyı. Bu ne demek? Puanlar eşitlendi demek. An itibariyle zirvede 81-81 oldu. Fenerbahçe'de 79'da kaldı ama bu an itibariyle. İlk 45 dakikada durum bu. Birbirleriyle aralarında oynadıkları maçlarda karşılıklı galibiyet olduğu için genel avaraja döndü iş. İki de Galatasaray'ın golü var yani 4 gollük bir fark kaldı o tarafta. İlk yarıda Galatasaray'da e, iki gol Babel ve e, şöyle bir bakıyorum Halil Dervişoğlu ve Babel'den a, e, Emre Akbaba bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki penaltı var birini Babel gole çevirdi. E, Beşiktaş'ta Layit sakatlandı. Fenerbahçe'de İrfancan sakatlandı. Beşiktaş'ta Mensah Fenerbahçe'de de e, Mert Hakan oyuna dahil oldu. E, pozisyonlar var Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Ee, ama hani daha gol pozisyonu fazla üreten bir görüntü de değildi Siyah beyazlar. Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyonlar var. Valencia'nın, Ozan'ın, e, Pelkas'ın pozisyonları. Bir ama Sivas'ın direkten dönen topu var. Bir de e, son bölümde e, gol geldi. Kayote'den 45'te. Hocam yani e, oraya 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 bakalım derken genel özeti budur durumun. Ama yani kalbi olan izlemesin dedirtecek bir 45 dakikalık bölüm sona erdi. Bekliyoruz ikinci 45'i. Nedir sizin gördüğünüz? Şimdi Galatasaray kaç puan oldu? Sek, 81. O 81 ile çıkar. Kesin. Evet. Kaç gol atar? Şu Hı. anda 47 o yani çıkar. Evet. Yani o 81 yaptı Galatasaray. Bu akşamı tamamlar. O tamamlar. Ama gol işte o aradaki fark. Beşiktaş, Fenerbahçe, şimdi tam takip edemiyorum ama göz atıyorum. Fenerbahçe'li oyuncular da gergin, evet. Beşiktaş'lı oyuncular da gerginler. Evet yani haftaya ilk i̇ki, iki, iki sırada gergin. başlayan. Sivas rahat oynuyor, Karagümrük çok rahat oynuyor. Yani Karagümrük çok rahat oynadığı için de ayağı top yapıyorlar ve Beşiktaş'ı çok bozdular. Yani... Beşiktaş'a ters geliyor. 3-4 top yapıyorlar. Top yapan oyuncuları da var. Olan, o hocaları onu istiyor. Hep. Koşturuyorlar. Çok koşturuyorlar rakibi. E, çok koşunca sinirin bozulur. Beşiktaş için bir tehlike var. Zaten bir sakat oldu. Evet. Bir sakat ve bir de atılma olursa bu maçı kesin verirler. Şu anda da Beşiktaş takımında sinirlilik başladı. Yani Sergen'in yapacağı iş şu haftayım da içeride. Beyler 11 kişi bitirmemiz lazım. Çünkü bakıyorum... Arkadaş yani şimdi Fener'in yedek kulübesine bakıyorum. Galatasaray'ın yedek kulübesine bakıyorum. Dönüyorum Beşiktaş'ın yedek Doğru kulübesine bakıyorum. Doğru kanlı kaldı mensah kıyırdı. Şey yani. Hani tabi başka çok, oyuncular da var Çok da. çok felaket bir olay. Yani kasada para yok. Beşiktaş'ta kasada para yok. Fenerbahçe'de Galatasaray'da para var. Kasada Beşiktaş'ta yok. Ne olur? Arkadaş bu saatten sonra bu kadar sakat bir şeyle ne olacağını insan kestiremiyor. La işte gitti. Omuzundan gitti. Evet, kötü düştü. Yani inanılır gibi değil. Bu kadar sakatlan Beşiktaş hala lider. Ama şu var. İkinci 45 dakikada Beşiktaş ne olur? Fener ne olur hocam? Tabii. Yani şu görüntüye göre, ilk yarıdaki görüntüye göre Fener'in de işi zor. Ee, Beşiktaş'ın da işte sorunu söyleyeyim oyun olarak. Sivas rahat oynuyor. Karagümrük daha rahat oynuyor. Bir de soyunma odasına giderken gol buldu yani Sivas'ın morali. Oynuyor. Tabii. Şimdi iki tarafta da gerginlik olacak. Hakemler sahneye çıkar mı? İnşallah çıkmazlar. Ama ikinci 45 dakika enteresan Bol, bir final seyredecek. Bol sarı kartlı oyuncular var. Ee, Beşiktaş'ta da, Karagümrük'te de, Fenerbahçe'de de, Sivas'ta da hocam. Sivas'ta biraz daha fazla. İşte ikinci yarı hocam atılma sakatlık ve en dezavantajı da Beşiktaş. Yazık. Yani şu kadroyla buraya kadar getirdiler. Götürürler bir. Hocam, çok enteresan. Ya, çok yani, enteresan bir Haftaya değil. üçüncü giren Galatasaray şu anda e, çok ortak rahat. oldu. Ay, evet Denizli takımı iyi de mücadele etti. Yani de pozisyonu var Denizli'nin. Haftaya da Malatya'ya dönecekler. Evet, da geçer. Yani. Sana söyleyeyim. Evet. Galatasaray'ın 6 puanını yaz. Geçer Malatya Çünkü kadrosu geniş. Oynatıyorlar. Tabii. Onu sokuyorlar, bunu sokuyorlar. Gençler de girdi. Onlar da iyi mücadele ediyor. İyi ediyorlar. bir var Hakem foul çaldı. Bence bence gereksiz çaldı. Sonra var çağırdı. Gel bak dedi. Çok doğru bir kararla golü geçerli saydılar. Kafa golüyle attı. ilk golü Galatasaray'ın. Goldü o. Hakem niye verdi onu? foul verdi. Yanlış verdi sonra düzeltti. Penaltılar doğruydu Vardan gelen kararlara göre. Fakat Beşiktaş maçında sinirlilik var. Var hocam. Ee, Kenarda da var. Fener'de de var ama Beşiktaş'ta daha fazla sinirlik var. Eksilirler mi? Maçın sonunda doğru bilmiyorum. İkinci golü yerler mi? Onda bir yani bayağı bir gergin oynuyor Beşiktaş. Çok, i̇kinci gole ki. çok yaklaştı Endao'yla. Evet. Son anda araya girdi. Ya, e, ve ve enteresan çok yani kaçırması daha zordu pozisyonun evet. Sonra 45'te Beşiktaş'ın da bir pozisyonu oldu. Onu, ben göremedim. Zordu. Onu bu tarafa geçmişti. Arkadaşlar öyle dedi ya içeriden. Karacın üstüne vurdu. İkinci de çıkarttı Karıcı. Hocam daha çok pozisyon hocam olur, bu tip gol de olur. Artık çok futbol filan bakılmaz. Gergin olmayacaksın. Biraz rahatlayacaksın. Bu tip başlarda bir tek olay var hocam. Atılmayacaksın. Evet hocam. 11-11 tamamlayacaksın. Atılırsa değil mi? takımın gider tabii. Bu maçları 11 11 bitireceksin. Ha yandı, yedekten oynamayacak oyuncu da girse 11 11 bitireceksin bu maçı. Şimdi bu Beşiktaş'ta Laiç La sakatlanıp Mensah girince tabii Laiç e, araya pas atabilen, oyuna daha böyle kreatif akıl koyabilen bir oyuncuydu. Mensah o anlamda daha eksik bir oyuncu. Hani geçen seneki o dikine rakip ceza evet. giden görüntüsü pek yok ama Mensah'ın da ceza sahası dışından böyle etkili şutları var e, civarında buldu mu vurabilen bir oyuncu. İkinci şans toplarını değerlendirebilir. Ama onun dışında Dorukan ve Rıdvan kaldı hocam. Rıdvan kaldı da onlar da oyunu değiştirebilirler mi? Yani çok da hocam bu ara yani dedim ya sana sinir maçı. 2 45 dakika sinir maçı. Fener ve Beşiktaş açısından. Fenerbahçe'de de İrfan Can formdaydı. Özellikle geçen maçta. Maçın en iyi o derinden da sakattı, Daha 8. dakikada. Kafa topuna vururken. Ve pozisyona girdiğini sırada sakatlandı. Evet. Bir de ondan önce bir 5 dakika önce de yine İrfan Can vurdu. iyi vuramadı. Direğin dibinde kaleci yakaladı. Yani o 8 dakikada iki pozisyonu vardı. İkincisinde kendi sakatlandı hocam. Fenerbahçe'de bir şimdi geriye düşünce Emre Berözoğlu. işte bakıyorum kenarda tabii dediğiniz gibi kalabalık. Osayi, Samuel, Mametiyan, Samatta, Sisse, Gustavo, Ferdi, Novak, Serdar Aziz. Yani var hocam. Orada da var. Galatasaray'da da var. <laughs> Orada var da Beşiktaş da yok ya. Olacak şey değil. Yani inanılır gibi değil ya. Yani ben böyle bilik ama şu var e, hakikaten 21 takım bıktırdı işi ya hocaya maç. Hele böyle sıkıştırdılar çok bir, bir de. Çok ağır geçti. Yani gerek yok. Yani bir hafta daha geçmişse da bu kadar üç haftadır olsun. söylüyorum. Kardeşim buna kim karar verdi? Niye böyle sıkıştırdınız ya? Bizim bir haftamız daha vardı bu rahat rahat. Hiç cevap veren yok. Niye bu kadar sıkıştırdılar anlamak mümkün değil. Benim milli takımda oynayan 9 tane oyuncu yurt dışından gelecek ya. Çağlar gol atmış bu arada Leicester'da Manchester maçında. Çağlar Soyuncu. 2-1 öne geçirdi Leicester'ı. Çağlar Soyuncu da attı. Güzel haberler bunlar bizim çocuklar atıyor yurt dışında. Ama dediğiniz gibi onlar 23'ünde de gelecekler. Bayağı bir hata yaptı o da geçen maçta. Hmm. Topu kaptırdı gitti evet. gol oldu değil mi? Evet evet. Çıkaramadılar. 4-2 bitti maç herhalde o maçlar onların. <laughs> Valla bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey diyemiyorsun. Ee, bu arada arkadaşlarımdan... Skorları buraya veremiyor muyuz? Bir sıkıntı mı var? Skorları değil şeye veremiyor muyuz? Ee, ska... ee, verileri veremiyor muyuz? Teknikte bir problem varmış. Ee, peki şeyde eee Alanya Erzurum'da ne oldu? Skor o zaman benim kulağıma hepsini söyleyin. 2-1 oldu değil mi? Erzurum attı. Başakşehir Kayseri 0-0 devam ediyor hocam. Ee, Rize Gaziantep'te önde 3-0. Ankara Gücü. Ee, bu arada Ankara Gücü maçında, heh şimdi düzelmiş. Ee, şöyle bir bakalım. Kasımpaşa 2-0 önde hocam. Ankara Gücü için sıkıntı hocam bu. Kayseri eee 0-0 götürüyor. Kayseri'nin zaten 40'tı puanı 41 olur. Ankara Gücü 38'de kalıyor. Oradaki ikili averaja bakalım. E, yani Kayseri'nin lehineydi diyebiliyorum. Öyleyse bu skorla bir arkadaşlarım çek evet. etsin lütfen editör arkadaşlarım. Kayseri Ankara Gücü ikili averajını ben yanılmıyorsam Kayseri'nin Kayseri'nin lehine evet çek edildi de o da dolayısıyla hani bu skorlarla e, Ankara gücü adıyoruz olur. Evet. Gençler Birliği zaten gitti gözüküyor. Gençler Aşkımada. Birliği geride. Göztepe deplasmanında zaten 35 puanda. Erzurum 2-1 mağlup durumda Alanya'da zaten son maçı. Zaten matematik olarak da Kayseri berabere kalırsa matematik olarak da yetmiyor mevcut skorlarla tabii ilk 45 dakikalar itibariyle mevcut skorlarla son 4 gidiyor. Evet. Denizli. Şu andaki son 4. Denizli. Gençler Birliği. Gençler Birliği. Erzurum Ankara Gücü. Erzurum Ankara Gücü. Yazık. İki İstanbul, başkent ekibi. İstanbul'da altı takım var. İstanbul Spor Baraj oynayacak. Ankara başkentten iki takım düştü. Evet. 2 İzmir takımı var playoff'ta. Altın Ordu Altay var. Evet. Samsun var. İstanbul Spor var. Kötü idare edersen düşersin ha. Bu kadar. Puan durumu düzeldi mi? He. 81 81 79 hocam. Vay ki vay. Heh. vay ki vay hocam. 41'e 44 averaj. Bende yalnız 45 gözüküyor arkadaşlar Beşiktaş'ın averajı. Öyle mi? He tabii şey var. E, ee, yediği golden dolayı bir gol yedi 44 oldu. 3 averaj fark var hocam şu anda. Evet. 3 averaj fark var ama eee attığı gol sayısı fazla olduğu için 4 diye düşünelim onu. Yani 3 gol atsa, 3 farkı yakalasa 86'ya 73 şu anda yani şu 76 anda hep olur. boş konuşuyorsun onları. E i̇şte konuşuyoruz 90. Hocam. Şu an, an itibariyle <laughs> verileri 90, paylaşıyoruz yani. 90, dakika, 90 Tabii. dakika bitmeden. 90 dakikanın sonunda 45 dakika nasıl bir 45 dakika olacak? Evet hocam. Köylesen, nasıl bir 45 bu dakika. Uzun yıllar olacak? olmadı. Muğazam. Ben hatırlamıyorum yani uzun yıllar hatırlamıyorum böyle bir 45 dakikayı. Yani şöyle ee, bir 45 dakikayı bak O son 90 dakikalar tamam. Koraspin falan öneriyorum. <laughs> ama Herkese. Hakikaten fanatikler falan bakmasınlar. Evet. Yani bu 45 dakika baya bayağı bir, veya bir şey zor geçer. Yani böyle bir Rahat sinir, olmak lazım. Sinir, nihayetinde sinir gevşetici alsınlar falan anlıyor musun? Nihayetinde önce sağlık. Önce sinir sağlık. Sinir gevşetici Zor ama hocam. Evet. Beşiktaş maçı başlıyor. Ee, diğer karşılaşmalarda da sahaya geldiler. Biz değerli seyirciler skorboard'a pası atalım. Takım oyununda birlikte olacağız. Yine Ma ile buradayız. Hocam çok şey konuşacağız. Bakalım nasıl bir 45 dakika Ondan bekliyor bizi. 6 hafta evvel. Ya arkadaşım böyle e, kehanette falan bulunur bu çocuk böyle. Evet. Enteresan şeyler bulunur. 6 hafta falan önceydi. Galatasaray şampiyon olacak dedi ben de güldüydüm. <laughs> Çok bakalım yeterli. hocam. Ben 6 hafta önce falan söyledi bunu. Bakalım. 6 veya 7 hafta önce söyledi. Ben de güldüydüm ama bak şimdi Bakalım. <laughs> ben inanmam ki şu 45 ki böyle dakikadan işte. sonra bakalım neler konuşacağız bakalım. efendim. Scoreboard şimdi.